Bu videoda teta sıfıra yaklaşırken sinüs teta bölü teta'nın limitinin 1'e eşit olduğunu göreceğiz. İşe buradaki geometrik ya da trigonometrik çizimle başlamak istiyorum. Beyaz çember birim çemberdir. Not edelim yarıçapı çapı 1 bir olan birim çember. Peki bana bu pembeyle çizilmiş uzunluğun neyi temsil ettiğini söyleyebilir misiniz? Bu doğrunun yüksekliği bu yarıçapın birim çemberi kestiği noktanın y koordinatıdır değil mi? Ve trigonometrik fonksiyonların birim çember tanımlarına göre bu uzunluk sinüs teta'ya, evet sinüs teta'ya eşittir. Bunun dördüncü çeyrekteki tetalar içinde geçerli olmasını istiyor isek ki bu son derece faydalı olur. Uzunluğun sinüs tetanın mutlak değerine eşit olduğunu söylememiz daha doğru olacak. Peki, ya bu mavi doğru. Bu uzunluğu da trigonometrik fonksiyonları kullanarak ifade edebilir miyiz? Biraz düşünelim. Mesela tanjant teta. Evet, tanjant teta neye eşittir? Karşı, bölü, komşu. Şimdi çizimdeki büyük üçgene odaklanmanızı istiyorum. Bu açı radyan türünden ölçülmüş teta. Burası tetanın karşı kenarı. Tetanın komşu kenarının uzunluğu da bir birim neden diyecek olursanız bunun birim çember olduğunu aklınıza getirmenizi istiyorum. Ve bu durumda da yani komşu kenarın uzunluğu eğer bir ise tanjant teta, karşı kenara eşit olur. Hemen not ediyorum, karşı kenarın uzunluğu tanjant tetaya eşittir. Bu birinci çeyrekte geçerli olduğunda pozitif bir değer alacak ama aynı şeyin dördüncü çeyrek içinde geçerli olmasını istediğim için bunu da mutlak değer içine alacağım. Bunu da hallettiğimize göre şimdi de bazı üçgenler ve alanları ile ilgileneceğiz. Öncelikle şu köşedeki çemberi bir pasta olarak düşünürsek, pastanın şu diliminin içindeki, evet bu üçgeni ele alalım, şöyle çiziyorum. Evet şu an taramakta olduğum alanı değerlendiriyorum. Bu alanı nasıl ifade edebilirim? Üçgenin alanının taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğunu biliyoruz. Söz konusu üçgenin yüksekliği sinüs teta'nın mutlak değerine eşit. Tabanı ise 1. O halde alanı 1 bölü 2 çarpı taban yani 1 çarpı yükseklik yani sinüs teta'nın mutlak değerine eşit olarak yazabilirim. Şuraya yeniden yazalım. Sinüs teta'nın mutlak değeri bölü 2. Şimdi de turuncuyla belirginleştirmeye çalıştığım bu dilimin alanı hakkında biraz konuşalım. Bu alanın dairenin alanına oranı nedir? Çemberin etrafını dönersem 2 pi radyan eder. O halde bu da tüm alanın teta bölü 2 pi'sine eşittir. Dairenin alanı ise birim çemberin yarı çapı bir birim olduğu için pi çarpı yarı çapın yani birin karesinden bu dilimin alanını teta bölü 2 pi çarpı pi olarak buluruz. Pi'leri sadeleştirdiğimizde de geriye teta bölü 2 kalır. Bunun da yine dördüncü çeyrekteki tetalar içinde geçerli olması adına yani pozitif alanları ele alacağımız için tetayı mutlak değer işareti içine alalım. Son olarak bir de buradaki büyük üçgene odaklanalım. Bu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Bu arada şu an taramakta olduğum üçgenden bahsettiğimi bir kere daha söyleyeyim. Evet bu üçgenin alanı da 1 bölü 2 çarpı taban yani 1 çarpı yükseklik yani tanjant tetanın mutlak değeri. Bunu da tanjant tetanın mutlak değeri bölü 2 olarak not ettim. Şimdi bana bu alanların karşılaştırmasını yapabilir misin? desem yani bu pembe üçgenin alanını dilimin alanını ve mavi üçgenin alanını karşılaştırmanızı istiyorum. Çizimden de açıkça gördüğümüz üzere pembe üçgenin alanı dilimin alanından dilimin alanı da mavi üçgenin alanından büyük değil. Dilimin alanı pembe üçgenin alanıyla buradaki alandan oluşur. Mavi üçgenin alanı da dilimin alanı artı bu alandan meydana geliyor ve ifadenin doğru olduğundan emin olduğumuza göre şimdi de bu ifadeyle biraz oynamak istiyorum. Gelin hepsini 2 ile çarpalım. Sinüs tetanın mutlak değeri küçük ya da eşittir tetanın mutlak değeri küçük ya da eşittir tanjan tetanın mutlak değeri ve şimdi de tanjan teta yerine sinüs teta'nın mutlak değeri bölü kosinüs teta'nın mutlak değeri yazacağım. Bunun tanjant teta'nın mutlak değeriyle aynı şey olduğu konusunda hemfikiriz değil mi? Bunu bu hale getirmemin sebebi hepsini sinüs teta'nın mutlak değerine bölmek istiyor olmam. Pozitif bir değere böldüğümüze göre eşitsizliklerin yönü değişmeyecek. Hemen yapalım. Bölü sinüs teta'nın mutlak değeri, bölü sinüs teta'nın mutlak değeri ve buraya da bölü sinüs teta'nın mutlak değeri. Peki sonuç olarak ne elde ederiz? Burası 1 eder. Burada ise 1 bölü kosinüs tetanın mutlak değeri. Bunlar birbirini götürür öyle değil mi? Şimdi de bunların hepsinin terslerini alacağım. Evet tersini aldığım zaman eşitsizliklerin yönü değişecek. 1'in çarpmaya göre tersi 1'dir. Büyük ya da eşit sinüs tetanın mutlak değeri bölü teta'nın mutlak değeri. Büyük ya da eşit 1 bölü kosinüs teta'nın tersi de kosinüs teta'nın mutlak değeridir. Birinci ve dördüncü çeyrekleri hesaba kattığımızı bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Teta'nın bu yönden veya bu yönden sıfıra yaklaştığını düşüneceğiz ve bu da birinci ve dördüncü çeyrekte olduğumuz anlamına geliyor. Birinci çeyrekte ise teta pozitiftir ve bu yüzden sinüs teta da pozitif olur. Dördüncü çeyrekte ise teta negatiftir ve bu yüzden sinüs teta da negatiftir. Buna dayanarak bu mutlak değer işaretlerine de artık ihtiyacımız olmadığını söyleyebiliriz. Neden? Birinci çeyrekte bunların ikisi de pozitif, dördüncü çeyrekte de negatif ama böldüğümüz zaman pozitif bir değer elde ederiz de ondan. Hemen silelim. Evet. Birinci çeyrekte ya da dördüncü çeyrekte x değerleri negatif değil ve bu yüzden birim çember üzerindeki noktaların x koordinatı olan kosinüs teta da negatif olamaz. Bu yüzden kosinüs teta'nın etrafındaki mutlak değer işaretini de siliyorum. Şimdi çok kısa bir ara vermek istiyorum çünkü sona çok ama çok yaklaştık. Üç tane fonksiyon elde ettik. Bunun fx ya da f teta eşittir bir fonksiyon olduğunu düşünebiliriz. g teta buna h teta buna eşit olsun ve burada ele aldığımız aralıkta yani eksi pi bölü 2 küçüktür teta küçüktür pi bölü 2 aralığında bu fonksiyonların tanımlı olduğu tüm teta değerleri için doğrudur. Sinüs teta bölü teta, teta'nın sıfır olduğu durum hariç bu aralıkta tanımlıdır. Diğer her durumda tanımlı olduğu için de limitini alabiliriz. Sıkıştırma ya da sandviç teoremine göre bu aralıkta bu eğer doğru doğruysa bunun doğru olduğunu da söyleyebiliriz. Evet bir alkışı hak ettiğimizi düşünüyorum. Limit teta sıfıra yaklaşırken 1, sinüs teta bölü teta'nın sıfıra yaklaşırken limitinden ve bu da kosinüs teta'nın teta sıfıra yaklaşırken limitinden büyük ya da eşit olacak. Bunun 1'e eşit olacağını söyleyebiliriz. Buna birazdan geri dönelim. Bana kosinüs teta'nın teta sıfıra yaklaşırken limitinin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Kosinüs sıfır birdir ve kosinüs sürekli bir fonksiyon olduğuna göre bu limit de bire eşittir. Bir bakalım, bu limit hem birden küçük ya da eşit hem de birden büyük ya da eşit olduğuna göre bire eşit olmalı. İşte bu kadar.